Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Mohaç'tan Çanakkale'ye kadar bu toprakların bizlere vatan olması için çarpışan aziz şehitlerimiz hatırasına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Buyurun. Asırlara süzülen ışıktır. Çanakkale kendisinden tam 100 yıl sonraki bu nesne, yani bize ne söyler ne anlatır? O tabloyu, o resmi nasıl okumalıyız? Çanakkale Savaşı bir sebep midir, yoksa sonuç mudur? İşte bugün bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Tarih kitaplarının yazmadığı usulden başka bir pencereden bakacağız bugün. Sözün ustası Serdar Tuncer, Çanakkale şiirleri ve Çanakkale sohbetiyle Cihan Yıldız'la Çanakkale Türkleri'nde bizlerle olacaklar. Çok fazla beklemek değildir belki. Şöyle kuvvetli alkışlarımıza orkestramı lazım edelim. Thank you.
olacağım, muhabbette yoğuracağım, itimadımızda olan aziz genç kardeşlerim, Silah Olucu'nun korkuları yönünden düşünceli insanım, saygı ve hürmetle selamlıyor, hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Gençlik Spor Bakanlığımızı Çanakkale Ruhu'nun 100. yılında tüm dillerimize taşıyalım, derdiyle yaptığı program. Şinov ayağında sizlerle birlikte olan mutluluğa buluşuyoruz. Güzel bir gün sizlerle birlikteyiz. 29 Mayıs günü Fatih İstanbul'u fethedişinin 562. yıl dönümünde ve Çanakkale'nin 100. yılında Şinov'da Çanakkale'yle buluşacağız. Bu mühim diye düşünüyorum. Çünkü Çanakkale'deki ruhu şayet anlamak istiyorsa İstanbul'un surları bir günde ne olup gittiğinden haberdar olmamız gerekiyor. Onu bilmek için Boğaç'ı, onu bilmek için Kosova'yı, onu bilmek için Bayezid'i bilmek icap ediyor. Hiçbir birbirinden farklı şeyler değil. Bilmek şiirde bu millete Anadolu kapılarına açan ruh neyse 1915'te bu milletin düşmanlarından Anadolu kapılarına kapılan ruh yine o şehir bayrağındadır. Birbiriyle bütün bir hal. Programlarda bazen ifade etmeye çalışıyorum. Tamam, İstanbul Fethi'nin yıl dönümünde büyük bir coşku içinde. Ama bu kutlamayı yapmak bir tek kişinin hakkıdır. 500 sene sonra kutlanacak bir şey bırakabilecekse, 500 yıl önce bir seferin kutlamak bizim için büyük bir şeydir. Çanakkale ruhu, Çanakkale büyük bir seferdi ama o ruhu yanına düşünebilecekse bugün onu anlamın bir kıymeti bir önemliydir. Bir saat zaman dilimi içinde çok fazla tarihi detaylara boğmadan siz biraz şiiri, biraz sevgili canım okuyacağım türküleri bana ne edeceğiz? Çanakkale'de yaşanmış bir takım hatıralardan yola çıkacağız. Yazılmış mektuplardan örnek vereceğiz. Ve Çanakkale'de ne oldu ne gitti? İşte onu kalbimize doldurmaya çalışıyor. Ben şudur, şu salondan girip içeri çıkarken Çanakkale'ye dair kalbimiz bir başka atsın. Bunu yapabilirsek kendimiz bahtiyar ederiz. Belki halen lisede okuyan kardeşlerim var. Onlar daha taze ve sıcak bir bilgi olarak biliyorlar. Biz artık yavaş yavaş yaşlandık. Gerçi insan ihtiyarlarımız ödemeyi genç olmuş, yaşlanmazmış. Biz biraz ödemeyi genç olduk. Ama bu lise seviyesindeki tarih bilgilerimizi hatırlarsak, mevzunun özeti kısaca şudur. İngiltere Fransa'da çocuklarına gelmiş, Almanya'ya savaşa düşmüşler. Almanlar birkaç yerde de yenileceklerini fark edince yanlarına bir müttefik aramış. Osmanlı olur demişler. Kobern ve Breslau iki gemi gönderilmiş. Bizim karasularımıza girmesi uluslararası hukuka aykırı. Bu aykırılığı ortadan kaldırmak için onları satın almış. Yavuz Bey Bedirli adını vermişiz. O dönemki İttihat Terakki yönetimi Rus ve Sahiller bombalasın bu iki gibi demiş. Bombalamışız. Bu suretle Almanların yanında savaşa girmişiz. Almanlar yenilince biz de yenilmiş sanmışız. Ancak tarihsiz bundan ibaret değil. Başka bir şey var. Çanakkale'yi ilim kılan, bir asır sonra hatırlama değerlerini bizi düşünen başka bir şey. O ne? Paris'teki bir gazetenin 1915 yılında attığı manşeti söylüyor. İpucu olsun. Bugünle de alakalı. Yıl 1915, Fransa'da çıkan bir gazete şu manşetle çıktı. 1453'ün intikam etti. Fatih İstanbul'u fethedişinin rövanşı olarak bakıyor Çanakkale için. İslam ülkelerinde aşağı yukarı tamamı batılı devletlerin sömürgesi. Hür bir tek Osmanlı yurdumuz. Ve Osmanlı coğrafyasında yaşayan Müslüman sayısı batılı devletlerin sömürgelerinde yaşayan Müslüman sayısından daha az. Bu işin çaresi diye bakıyorum. Son kareyi düşürmek oluyor. Böyle yapmak da çok kolay. Yenilmez Armada bir tarafta, o gün bırakın bütün diğer detayları, İngiliz
İngiltere'nin donanması Çanakkale'den 10 yıl evvel İngiltere'ye kraliçenin taç giymek törenine giden bir Osmanlı Büyükelçisi tarafından şöyle tasvir edilecektir. Gemin birisi ufukta kaybolurken diğerinin direklerini görüyor ufkun diğer ucuna ve arası tepelerden müthiş bir donanma. Asker, müçizat, imam, devletin kasası yaslanamayacak kadar zayıfladık Osmanlı. Balkan savaşlarından çıkmış, yok. Ya demişler ki biz bu Çanakkale'yi iki günde geçeriz, üçüncü gün gemilerimizi İstanbul'a devirmeyiz. 8 ay geçmiş, geçememişler. 100 yıl geçmiş, niçin geçemedikler hala bilmiyorlar. Biraz Churchill meseleyi fark etmiş gibi diyecektir ki, biz Çanakkale'de sadece Türklerle değil, Türklerle Almanya'yla da savaştık. Orada başka bir şey var. Vatan sevgisi, Allah aşkı, çelik ve barutu Çanakkale'de önünde diz çökmüş. Çanakkale geçilmez, dedirtmişiz. Ama bedeli çok ağırmış. Çanakkale'de nasıl olsun, 1 metrekare toprağa 6000 mermi düşmüş. 5 litre kan düşmüş. 1 metrekare toprağa. 252.000 vatan evladı. Kayboyu, yarısıyla, yaralısıyla, şöyle bahsiyle toprağa düşmüş. Bu 252.000, 10.000'i üniversite mezunu. 60.000 lise mezunu, bir kısmı da lise talebesi. İngiliz yanları olduğunu diyecektir ki Çanakkale'yi geçemedik ama Türklerin şehri yok ettik. Eğitimli nesli yok ettik. Doğrudur. Çok yetenek yılları lise mezunları olmadığı için ilk okulu bitirenler seneden okullarda öğretmenlik yapmak durumundalarmış. 2 haftada bir tarihçimiz söyledi. 252.000 insan Türkiye çapındaki bir devlet için elbette kayıptır ama telafisi bitirilir. Ne olacak? 10 senede 2,5 milyon gelir. Giden 252 bin geldi. Ama işte o günler orada kaybettiğimiz entelektüel 100 yıl geçti. Hala bunların nefesini alıyoruz. Dedi İlyan Paşa. Haklıdır. Ve buradan bakınca sözü şiirle Türkiye'ye anlattık. Ve buradan bakınca Çanakkale bir zafer oluşunun öncesinde bir ağıttır. Şöyle bir ağıt. Çanakkale komutanlarından birisi diyor ki bir akşam yeni birlikler geldi. Çıktım onlara karşı dedi. Baktım ki kimler? Bu internetmemiş çocuklar vardı. Sonra evladım siz kimsiniz? Hemen selam kurmak. Galatasaray Bekir Sultan Sıfır Bekir Sultan. Hoşuma gitti halde. İyi gidiyor. Tüfek çarpmayı bilir misiniz? Bilmeyiz komutan. Sökü çarpmayı, mermi basmayı hiçbir şey bilmiyordu. Sabahları da bu çocuklar bu tek anlattım diyor. Birinin döndüğü için. Ertesi gün sitemize bekliyoruz. Düşman kanunuzu aşağı. Müthiş bir bomba ama. Mermi sesi, top gürültüsü. Siz göz gözü görmüyor. Atılan bombayla beraber cesetlerin parçaları Akif'in şiirinde diyeceği gibi yerler göğe yükseliyor. Öyle bir mekanen bir dönüp baktım, o çocuklar bir köşede birbirlerine sarılmış çıkıyordu. Yanlarına gittim diye baktım. Benim yaklaştığımı görünce İlya olan birisi ayağa kalktı, hafif sesi titreyerek marş okumaya başladı. Annem beni yetiştirdi, bu evlere yolladı. Öbürü kalktı, eşlik etti, Allah sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Hep beraber bu marş okudular. Hayır aslanlarım, göreyiz. Aman yiğitlerine dikkat edin kendinize. Silahdan çıkmasını sizlerden küçülttük, biraz ilerledik. Bir düşman atamasını taramaya başladı. Yatay döver basmaya kendimiz yere attık. Aklım çocuklarla kafamı çevirip bir baktım ki o çocuklar annelerinin kucağına koşar gibi mermilerin üstüne üstüne koşuyorlar. Ve her biri tırman vermiş, buğday başlıkları gibi toprağa düşüyorlar. Şimdi düşün. Allah anne kalbine haklı bir husus
Tanrı sizi düşlerine anlattın dedi. Erzurum'da bir başkan var. Bahçede çamaşır açıyor, kaldı. Diğer adamda bir başkan var, dolaşıp tutar kayıplattı. Yazıda müthiş sevip göğüslerle geldiler ama içlerinden kopan bir ağırta da bambi olamadılar. Çanakkale her şeyden önce o annelerin ağırtını atıttır. Hücum etmiş alanın zabiti. Yavru kefen askerler öldü. Salına girmeye yoktur korktu. Yoksa yavru seni vurdular mı? Kefensiz kabre koydular mı? Topun dumanında almış havaya gözlerim yavrumu dönmez sana. Koltuğuna girmiş çifte sokuya. Yoksa yavru seni vurdular mı? Kefensiz kabre koydular mı? Can kaderlendi, su ölmez kenti. Her anın yanmaz bu zaman kenti. Affedin, babası Zeynep'mez mi? Yoksa yavrum seni vurdular mı? Kefensiz kabul koydular mı? Denilmiş şahane yarısı, koyulmuş bir yarısı. Belki avucun içinde bir mendil var. Eşinin ayrılık
Ali Hoca'nın bir açıklama yapıyor, düşman denizaltısına bir torpil atılmış. Torpil tekerlerine doğru gidiyor. Bir saniyesi var ya da yok, bir şey yapması lazım. Ne askeri yaptırabilirsiniz, egemiyi çevirebilirsiniz, yapacak bir şey yok. Tek bir şey var. Ali onu yapmış. Tüpeşlere çıkmış, kendine gelen torpil üstüne doğru atmış. Demek ki torpil vücudunu biçmiş, yan demiş demiş. Asker kurtulmuş, demir kurtulmuş ama deniz an kanlara yönelmiş. Ama belki bana bir an gecenin bir yarısı uykusundan hıçkırarak Ali diye buyurmuş. Çanakkale işte o annelerin hasretinin adıdır. Alnı turna gibi sorunda yarın kalır ama onlar alnı bir turna gibi Rabbine süzülür giderken geride kalanlar dudaklarındaki türkü Afşar Ömer bitmez. Annem diyor, babam diyor, bekleyenim yok,
İstedim ki o anasına kavuşsun. O sıra diyor kendi yarasını açtı, yarasına ot tıkamış, Fransız askerinin yarasından daha ağır bir yara. İşte mertlik, düşmanına gösterildiği vakit mertlik. Bir tek burada da değil. Fransız zırhlısı bu beyi vurmuşuz. Top atışlarıyla gemileri vurmaya çalışıyoruz. Gemilerin top menzili çok daha fazla, yaklaşacaklar, bir şey olacak ki vurabilesin. Bu ve vurulmuş. Vurulunca hafif gemi yalpalamış, yaralılar var. Batmak üzereyken iki farklı gemi yaklaşmış, yaralıları ve gemideki askeri alacaklar. O esnada derler, bizim tabyalardan top atışı bıçak gibi kesildi. Aslında savaştasın, fırsatı bulmuşsun. Üstüne gitsen, o yaralılar 600 askerle beraber bu ve suya gömülür. Bunu yapmamışlar. Bütün askerden top atışını kesmiş. Dedim ki herhalde bir emir vardır. Durdurma atışını. Emir de yok. Hepsi beraber aynı anda, aynı vicdan sesini dinleyerek, bütün o yokluğa rağmen düşmanına orada da mert olmanın işte resmini çizmiş. Tablosunu ortaya koymuş. Döneyim yarabay Hasan Bey. Hasan Bey bu niyetle gelir, yaklaşır, o yaralı Fransız askerini kaldıracak. O da yaralı takım yapıyormuş, elinde bıçakla bekliyor. Göğsüne saplamış, boş bulunmuş komutan, yere düşmüş. Birkaç defa daha fırsattan istifade ediyor. Yarasına bulup bulup tanıklıyor. İki Mehmetçik olayı fark edince gelip o hainin işini bitirmişler. Bu Mehmetçiklerden birisi hatıratında anlatıyor bize. Diyor ki komutanın başında bekliyoruz. Son nefesini verdi verecek, zor nefes alıp veriyor. Başında bir şey işaret ediyor. Anlamadık diyor neyi işaret etti. Beni kaldırın. Arkadaşımla göz göze geldik ama cesaret edemedik diyor. Nereye kaldıracaksın? Zaten perişan. Beni kaldırır deyince ikimiz iki yandan kolundan girdik diyor. Kaldırdı. Ellerini bağladı ederken namazda gibi kelime-i şehadet getirdiği son nefesini verecek gözlerini boşluğa gitti. Birden yüzüne bir tebessüm yayıldı. Zar zor dudaklarından şu sözler döküldü. Niye zahmet ettiniz ya Resulallah? Eğer Yarbay Hasan Bey böyle şehit oluyorsa, ki bu bildiğimiz, bilmediğimiz binlercesi vardır, Churchill sadece Türklerle değil, sadece Türklerin Allah'ıyla değil, Türklerin Allah'ının Habibi Edibi'yle de savaşmıştır Çanakkale'de. Ve Akif'in sana ağrışını açmış duruyor Peygamber ifadesi, bir şiirin son ıska değildir sadece. Ve bu satır en güzeline mekan olan yer Çanakkale'dir. Asım'ın nesli diyorduk, nesilmiş, gerçek. İşte çiğnetmedin ağrısını, çiğnetmiş. Şu herde akıbetiz. Bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alandan uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya da ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asır. Gökten ecdat dinerek öpsen o makamı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları zira sana tekrar verdi. Sana da gelmeyecek mahvede kimler arasın. Gömelim gelse tarihe desem sığmaz. Her cümerc ettiğin edvarada yetmez o kitap. Seni ancak ebediyenler eder istirham. Bu taşın diyerek Kabe'yi insan taş. Ruhu bahmin duysan da geçir sanmış. Sonra yok mu beyan sana idan haline. Kanıya kalktığına çevsen bütün ecrabını. Muay bulutlarla açık türbene çalsan da tavan. Yedi kandilli süregahı uzatsam oradan, sen bu hafizenin altında dürülmüş kanına uzanırken
koca mehtabı getirsen yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar beklersen, gündüzün fecrine abizelere biz etsen, türlenen mahribi akşamları sarsam yanına, yine bir şey yapabildim. Sana kavuşmam içmiş, duruyor peygamber. Sahneden biliyorum. Cihan Elazığlı. Ömür Tokatlı. Van Dali'nin türküsünü okudu Emre Vanlı. Hocam Gerede Rıfat Hocam. Mehmet Diyarbakırlı. Reci Galatasaraylı. Ben Ankaralıyım. Şimdi şu sahneden biliyorum. Salon da böyle. Peki size bir soru sorayım. Aramızda Türk olmak istediği için Türk olan bir tek kişi var. Yani hocam ben
ruhlar aleminde Cenab-ı Hakk'a dilekçe verdim, dünyaya Türk gelmek istiyorum diye dilekçem kabul gördü, onaylandı ve Türk olarak doğdu. Böyle bir şey olmaz. Ya da annesinin karnındayken ayaklarını direyip, bak Kürt doğmazsam doğmam dediği için Kürt doğan birisi var mı? Bu da yok. Ya da daha babası annesini tanımadan önce babasının kalbine içeriden fısıldayıp, bak Laz olmayacaksa olmasın bu iş dediği için Laz bir hanımla babasının evlenmesine vesile olup dünyaya Laz olarak gelen biri var mı? Bu da yok. Bütün mesele nedir biliyor musunuz? Bir adam bir kadına aşık olur. Ya da bir adamın ailesi bir hanımın ailesine kahve içmeye giderler. Allah'ın emri peygamberin kavli. Allah yazdıysa olur. Nasip eder bir de çocuklar olur. O adamla o kadın Türkse çocuklarına Türk diyorlar. O adamla o kadın Kürtse çocuklarına Kürt diyorlar. Lassalas. Yani mesele bizim meselemiz değil. O adamla o kadının meselesidir. O adamla o kadının da bir anne babası vardı. Onların da anne babaları, onların da Hazreti Adem ile Havva'ya kadar gider. Geldiğimiz yere dönüp baktığımızda bu meselenin bizimle bir alakası yok. Gittiğimiz yerde olur mu? Sanmam. Toprağın altına girince bir melek gelip de Türk müsün, Kürt müsün, Laz mısın? Sormayacak. Sorduğu vakitte aldığı cevaba göre bir torpil yapmayacak. Bir tek şüphem oftan var. Ondan emin değilim. O zaman geldiğimiz yerde olmayan, gittiğimiz yerde olmayacak bir mesele için durduğumuz yerde birbirimizi yemenin ademi yoktur. Buna göre. Çanakkale, bunu bir şuur olarak yazın, bir şeyi daha öğretir bize. Türkiye'de en çok şehit veren ilimiz, Çanakkale için söylüyorum, Tokat. Tokat'ın 2,5 katı şehit veren bir il var. Halep. Suriye'deki Halep'ten. Şimdi Suriye'de kalan Halep'ten bahsediyor. Benim sevdiğim bir hocam derdi ki, ülkelerin sınırları öyle masanın üstüne haritayı koyup cetvelle çizgiyi çekerek çizilmez. Ülkelerin sınırlarını biraz da türküler çizer. Ester bunun türküsünü ben söylüyorsam hala, Tuna benim türkümü söylüyorsa hala, şu gelen atlı mıdır yoksa Bağdatlı mıdır diye ben söylüyorsam o türküyü hala, Drina'nın türküsünü ben söylüyorsam hala, o zaman şaire kulak vermenin vakti gelmiştir. Diyor ki şair, ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor, kar geliyor kardeşim. Şu hududu kimler çizmiş, gönlüme dar geliyor. Dar geliyor kardeşim. İyi bir şey söyledim almıştım. Bu şu manada değil aziz dostlar. Gidelim o ülkeler vaktiyle bizim de tekrar gidelim oraları alalım filan. Böyle bir şey söylemiyorum. Buna gerek yok. En azından şimdilik. Seddül Vahir'de, Conk Bayırı'nda. Düşman bombayı atarmış, el bombasını havada yakalar, düşman siperlerine geri atarmış. Bunu fark edince fünyeyi çekip bombayı bir müddet ellerinde tutup öyle atmışlar. Elinde patlasın. Bir bomba elinde patlamış Mehmet Çavuş. Kol omuzdan kopmuş hastanede. Hastaneden komutanına mektup yazıyor. Şöyle bir şey söylemiyor Mehmet Çavuş. Komutanım yaralandım zaten. Çoluk çocuğu da özledim, bana müsaade edin. Dememiş. Dese sonuna kadar hakkıdır. Dememiş. Şöyle demiş. Komutanım zararı yok. Ben işimi sol elimle de yaparım. Ama yaram iyileşmedi. Arkadaşlarıma söyleyin, haklarını helal etsin. Çanakkale, Mehmet Çavuşlarıyla fedakarlığı öğretir bir asır sonra. Denizlili Ömer Çavuşu var Çanakkale'nin. Rumeli Mecidiyesi'nde Seyit Onbaşı 3. mermiyi topun ağzına vermiş, ateşlemişiz, Oşun zırhlısı vurulmuş, düşman gemileri dönüp Mecidiye tabyasını dövmeye başlamış bombalarla. 18 Mart 1915 saat 16 Çanakkale Müstakyan Mevki Komutanı Cevat Paşa teftiş için orada geziyor. Ağacın altında bir asker var. Yaralı. Asker neyin? Ayağa kalkmış. Emredin komutan. Ama gözleri kör olmuş. Görmüyor. Cevat Paşa diyecektir ki evladım gözleri. Cevap
Göreceklerini gördüler komutanım. Şimdi şu adamlığı bize Çanakkale öğretir işte. Vatan için, millet için, din için, devlet için göreceklerini gördüler. Ben az önce Seyit Onbaşı'nın bir top mermisiyle koca Ocean zıplısına ne yaptığını gördüm. Lan sana görsem ne olur, görmesem ne olur. Çanakkale öğretir. Kirte muharebeleriyle yiğitliği öğretir bize. Kara savaşların en çetin geçtiği yer. Demin Gazi Mustafa Kemal'in ifadesindeki tablonun birebir yaşandığı yer. Asker diyor ki, önümüzde arkadaşlarımız şehit oluyordu. Biz sıramızı bekliyoruz. Komutanımız döndü ve dedi ki, çocuklar, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkma vakti. Temiz çıkalım. Elimizi tüfeğimizin kabzasına sürdük, teyemmüm abdesti aldık. Haydi dedi, vakit var, arkadaşlarınızın cenaze namazını kılalım. Tam namaza duracağız, belki bizim cenazemizi kılan olmayacak. Kendi namazınıza da niyet edin. Oflu Ali Çavuş bağırdı, her kişi niyetine. Bakmayın, bugün imamlar her ölünün ardından er kişi diyorlar da, her kişi er gitmez bu dünyadan, er onlardı. İşte er kişi olmayı Kirte'nin kendi cenaze namazını kılan yiğitlerinden öğrenmişiz. İki asker var Çanakkale'de, birbirini çok sevmiş, can ciğer kuzu sarması, kardeş olmuşlar. Karındaş değiller ama kardeşler. Bir taarruz esnasında birisi yaralanıp düşmanların arasında kalmış. Geri çekiliyor bölük, öbür arkadaş geride ama yerinde duramıyor. Komutanla yalvarmış, komutanım bana müsaade edin, ben gideyim kardeşim alıp gelin. Evladım gidemezsin, şehit oldu zaten. Komutanım ne olur, ben olsam o gelirdi, bak beni bırak ben gideyim. Gidemezsin. Birkaç defa ısrar etmiş, komutan her defasında gidemezsin diyor. Bir ara taşla göz arası kaçmış. Bombanın, merminin arasından sürünerek gitmiş, arkadaşını omuzlamış, getirmiş, kan ter içinde sipere bırakmış, komutan başucunda. Evladım diyor, değer miydi? Şehit olmuş. Zaten şehit olmuş, ruhunu teslim etmiş. Bir can bizim için ne kadar kıymetli, kendi hayatını tehlikeye attığına değer mi? Askerin cevabı şudur, değerdi komutanım. Yanına vardığımda daha şehit olmamıştı. Bana baktı ve dedi ki, geleceğini biliyordu. Bunun için değerli komutan. Vefayı 100 yıl önce dönüp yine Çanakkale'den öğrenmişiz biz. Çanakkale geriye doğru dönüp baktığımızda bir şuur, yönümüzü ileriye çevirdiğimizde muazzam bir duanın adıdır. Ve der ki, biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlar. Ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasın. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Ya Davut kimsesiz kalan usulünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Sana bir ucum.
Teşekkür ediyorum. Hemen bitirirken teşekkür edeyim. Sonrasında son bir şiirle Allah'a diyeceğiz sizlere. En başta genç kız formalarınızın huzurlarınızda böyle güzel bir dertte böyle bir formalizasyonu vesile oldukları için alışlarınıza teşekkür ederim. Sağ olun. Sonrasında girişte çay içtiniz mi? Bu çıkışta mutlaka açın o zaman. Neden diyorum? Çaykur Genel Müdürümüz bu projeler için yola çıktığımızı duyunca demiş ki ya bu adam çay içmeyi sever. Televizyonda yine çay var. Twitter'da dilinde çay var. Sahnede bile çay içiyor. Bir kamyon gönderelim. Hem kendisi hem seyircisi çay içse Çanakkale Şüredası'nın yanında olduğumuzla anlaşırsın. Çaykur'a teşekkür ederim. Sonrasında teşrifiniz için, dinleme nezaketiniz için, tahammülünüz için şu salona girdiğinizden başka bir gönülle, Çanakkale'ye dair atan bir kalple bu salondan çıkacağınız için. Siz şimdi kıldığınız ilk namazdan sonra bana dua edersiniz. O duaya yetişeceğiniz için. Hatta hasta oluyor programı yetişeceğini bildiğiniz için bir fotoğraf çektirebilir miyim abi demeyeceğiniz için. Size teşekkür etmek için çok seviyorum ben. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Birkaç cümle, ondan sonra son şiirimize geçelim. Hani girişte hemen diyoruz ki o dönem Osmanlı yurdu ayakta, diğer İslam ülkeleri perişan. Şimdi ben Osmanlı yurdu deyince buna da ufak bir izah getireyim. Senelerce bize şöyle öğretildi. Türkiye Cumhuriyeti'ni çok sevmenin ilk şartı Osmanlı'ya söylemektir. Osmanlı'yı çok sevmenin tek şartı Türkiye Cumhuriyeti'ni yere çalmaktır. İkisi de yanlış. Neden? Devletler de ağaçlarla bir ağaç, köküyle, gövdesiyle, dalıyla, çiçeğiyle ağaç. Tarihi böyle çok 10.000 sene öteye götürmüyor. 3.000 de değil mi? Selçuklu köyse Osmanlı gövdedir, Cumhuriyet dal ve çiçektir. Ne Cumhuriyet'ten vazgeçeriz, ne Osmanlı'yı bir başkasına gönderiz. Şimdi burada söyleyeceklerim şunun için önemli. Her biriniz güzel okullarda okuyorsunuz. Her birinizin hayali olur, genç kardeş. Hani bu okul bitecek, güzel bir işiniz olacak. Hanım kardeşler Brezik tıkılık gibi olanla evlenecek. Kızlar, efendim işte bilmem kime benzeyen filan hayaller var. Evimiz olacak, arabamız olacak, yattığımız kaldığımız filan. Ya bunlar olsun. Bunların hepsi olsun şu an. En güzel olsun. Her birimiz için temennim o. Ama okurken ya da yaptığınız iş her ne olacaksa o işi yaparken bir derdiniz daha olsun diye Çanakkale bir anıt, hasret, ustat, şuur, dua dedik, bir de yemindir. Yemin tarafından bahsediyoruz. Bakın, o gün öyleydi, Osmanlı ayakta diğerleri verecek. Bugün nasıl? Çok hızlı bütün. Suriye, 5 senede 250 bin insan olur. 5 adam Fransa'da öldü diye dünyayı ayağa kaldıran Batı, 250 bin insanı sırtını dövüyor. Kimyasal silah kullanma bildiğini yaptı. Perişan. Filistin. 60 senede milletin kanayan yarası. Doğu Türkistan. Ne tüm tüm diyebiliyorlar ne Müslüman diyebiliyorlar. Çin'in çocuğu var. Anakan, Myanmar. Yakarak öldürüyorlar insan. Somali perişan, Libya karışık. Irak'ta 2000'lerin başında demokrasi geldiğinden beri ölen insan sayısı 2,5 milyon. Mısır 90 sene sonra dedi ki beni bana benzeyen bir adam yönetsin. Dedi ki hayır seni sana rağmen sana benzemeyenler yönetecek. Sana benzeyen idamını bekleyecek. Yani bütün bir İslam tarifesi perişan. Ve bizim aklımıza şöyle bir şey gelmiyor. Bilmiyorum sizin geliyor mu? Benim gelmiyor. O topraklarda yaşayanların da geliyor. Suriye kurtulursa mazlumların yüzü gülecek. Kimse aklına geliyor. Mısır toparlarsa yönetimler gelince kimse böyle bir şey düşünmüyor. Libya bir toparlasın tamam toplayacak. Ama size bir şey söyleyeyim. Son söz bu olsun. O coğrafyalarda kim varsa yeryüzünde mazlum nerede varsa, onların hepsi birden ellerini açıp dua ediyor ve diyorlar ki
Ya Rabbi, şu millet, şu Türkiye, kim olduğunu bir kez daha hatırlasın, bizim şu derdimiz bitsin artık. Okurken, işimizi yaparken, her neyle meşgulsek onu yaparken, aklımızda şu olacak. Çanakkale bir yemektir. 100 yıl önce dedelerimizin yaptığı gibi, küllerimizden doğacak, kim olduğumuzu hatırlayıp, cihana mazlumların yüzü gülsün diye bir kez daha hatırlatacağız. Bu yemin adı Çanakkale'dir. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır. Harbi uçak. O benimdir. O benim milletimin yıldızı. Şah, kurban, çete, elin, azlak, yar. Kafama, ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu cene? Sana olmaz dökülen kanların sonra belanı. Hakkıdır. Hakka tamam milletimin istihdamı. Ben ezelden beri öyle yaşadım, öyle yaşadım. Hangi çocuk bana sıkı olacakmış, aşağı. Kükreş, el gibi, ben de içimden aşarım. Yırtarım da, etkinden sığmam, kaşar. Karım, afanını sarışsa, şehit sırtı duvar. Benim İman dolu görsün gibi serpaklıyım. Olsun. Korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Bedeli bedeli tek kişi kalmış şaraba. Arkadaş, yorduma alçakları uğratmasak, sert gövdeli dursun bu hayatsızca. Doğacaktır. Sana vaat ettiği günden hakkın kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yarın. Bastığı yerleri toprak diye geç, tanı, düşür. Altında binlerce kefensiz yatar. Sen şehit olursun. İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyadan alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedan? Şüpheda fışkırmış. Toprağısa şüpheda canı, canı bütün varlığı alsın da müda etmesin tek vatanından beni dünyana cümle.
www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.